Benim diğer haberim yok. Takip eden.
Вечером.
Ya, rica ederim.
Hocam yazı göremiyor ki. Arkadakiler çekin de kenara çeksin. Hocam yazı görünmüyor. Arkadakiler çekin. Yazı görünmüyor. İlk olarak 5 yıl önce Trabzon'dan Türkiye'ye geleninden ve de sadece diğer 3 ülkeden sanatçıların katılımları ile gerçekleştirdiğimiz uluslararası seçim festivallerimizin 4.sünü ise geçen yıl kısa bir zaman geçmesine rağmen 14 ülkeden 100 kadın sanatçının katılımı ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Her geçen yıl ülkemizin çeşitli illerinden sanatçıların, üniversitelerden akademisyenlerin, yabancı ülke sanatçılarının ve akademisyenlerinin katılımlarıyla büyüyen festivalimizde bu yıl yine çok sayıda ülkeden katılım olmuştur. Biliyorsunuz, sanatçılar toplumun sorunlarını dert edinen kişilerdir. Bu duyarlılıkla yola çıkan Feminart Kadın Sanatçıları Derneği, uluslararası bir resim festivaline ev sahipliği yaparken, her seferinde festivale bir de tema belirleyip, hem sanatçı hem de kadın olmanın sorumluluğu ile o temaya dikkat çekmeye çalışıyor. Bu bağlamdan hareketle bu yıl doğadan sanata teması işlenecek, festivalimizin amacına ve ruhuna uygun çalışmalar gerçekleştirilecektir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Feminart Kadın Sanatçıları Derneği Genel Başkanı'nı Sayın Şükran Üstü kürsüye davet ederim. Buyurun. Уважаемые участники фестиваля, просьба отходите немножко назад, метров на 5, потому что сейчас будет фольклор и нужна площадка. Пожалуйста. Я
Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2050 yılında dünyanın nüfusu 9 milyar olacak. Bu durumda dünyanın biyolojik kapasitesini %80, %20 oranında aşması bekleniyor. Senaryolara göre sürdürülebilir bir yaşam için yaklaşık 2 dünya daha gerekiyor. Ekolojik açığın devlet politikalarının 4 konuya ağırlık vermesiyle azalabileceği vurgulanıyor. Bunlardan biri kaynakların daha dikkatli üretilmesi, ayrıca yüksek ve düşük kazançlı ülkeler arasındaki tüketim eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, ikincisi mal ve hizmet üretimi için gereken kaynak yeterliliğinin geliştirilmesi, üçüncüsü nüfus kontrolü altında tutulması ve sonuncusu ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunması. По прогнозам, к 2050 году перенаселение, загрязнение окружающей среды превысит 100-120%. В связи с этим, по вопросам окружающей среды, по ее охране, от нас, представителей искусства, Kentlerimizi nasıl düzenlediğimiz, altyapı sistemimiz, yaşam biçimimiz gibi konuları sorgulamaya hemen başlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nedenlerin herhangi biri ekolojik etkiye yol açması çok uzun bir sürede gerçekleşiyor. Ayrıca insanların bulundukları bölgelerdeki doğal kaynaklarla idare edebilecekleri çözümlere yönelmelerinin de zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Alınan her karar, yapılan her davranış yalnızca bizi değil, başka ülkeleri ve gelecek kuşakları da etkiliyor. Üstelik de doğal kaynaklar oldukça sınırlı ve bu sınırların kapsadığı alan giderek daralıyor. Необходимо взять ответственность на себя всем за охрану окружающей среды. Evet, onlar siyasi sınırlara sığmaz. Ülkeleri tüm dünyadır. Tüm dilleri konuşurlar. Evrenseldirler. 5 duyuları çok iyi çalışır. Toplumdan önce görür, duyar, koklar, hissederler. İnsanından, köklerinden, toprağından beslenerek evrenselleşirler. En iyi onlar tanır. Onlar bilir güzeli, doğruyu içeren yaşamı. Onlar bilir toprağını, insanını sevmeyi. Hiç çıkarsız, hiç hesapsız, yalansız, dolansız. Çünkü yüreklerinde yalnızca sevgi vardır. Onların işi en büyük sayıda insanı toplamak olduğu için yalanla ve kölelikle uzlaşmaz. Çünkü yalanla, kölelikle bulundukları yerde yalnızlıkları çoğaltır. Onlar asla çıkarcı olmaz, onlar asla katil olmaz, onlar asla hırsız olmaz. Onlar asla tekil olmaz, hep çoğalırlar. Люди искусства не знают границ, они не знают лжи. Они тоже чувствуют прекрасное, хорошее и доброе. Поэтому основная ответственность за охрану мира и окружающей среды в первую очередь лежит на нас. Önünde yürüyerek tepkileri göğüsler, faturaları öder. Fırçasıyla, çizgisiyle, sözcükleriyle, notalarıyla, objeleriyle, vücut diliyle ve benzeri enstrümanlar ile. Sanatçı kalıcıdır. Çünkü sanat geçmişte insanlığın vardığı en üst düzeyi bugüne, bugününü de yarına taşıyan tek güzel silahtır. Все. Бессмертным остается искусство. Своим искусством мы можем сохранить мир. Самое сильное оружие – это наши кисти и краски, это наши мысли и чувства. Sanat tek basma tadı çıkar, tek başına tadı çıkarılan bir şey değildir. Sanat en büyük sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. Sanat, sanatçı insanlardan ayrılmamaya zorlar. Onu en gündelik ve en evrensel gerçeğe bağlar. Sanatçı vazgeçemediği güzellik ve kopamadığı topluluk arasındadır. Onun için gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçük görmezler, yargılamaya değil, anlamaya çalışırlar. İskustva, это
восприятия, восприятия мира. Больше всего это главное, что не требует границ ни в языке, ни в общении, ни в каких других вещах. Sanat insanın kendi insanlığı tanımasıdır diyerek hayatı ve sanatı anlamak için her şeyin temeline doğaya inilmelidir diyerek dünyanın birçok ülkesinde 20 ülkede 100 kadın sanatçı dünyayı güzelleştirmek için yola çıktılar. Ellerinde boyaları, fırçaları dünyanın en güzel resmini yapmaya, barışı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi doğadan alıp sanata sunmaya geldiler. İşte buradalar. Из 20 стран 100 участниц фестиваля приехали еще больше украсить мир своими кистями, красками, сделать мир еще ярче и добрее. Bugün doğanın kirletilmesine hayır demek için üstümüzdeki giysilerimizi, şapkalarımızı, takılarımızı geri dönüşüm atık malzemelerle yaptık. Tabiat her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır dedi Goethe. Yeryüzünü çocuklarından emanet aldığına inananlarla hep beraber her yerde dirlikle doğa katliamlarına karşı beraber direneceğiz. Bu dünya bizim, başka dünya yok. Dünyamızı kirletmeyin. Bizi destekleyen, emeği geçen herkese, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Земля у нас одна, она у нас общая. Давайте пожалеем ее ради будущего наших детей. Давайте ее сохраним такой и сделаем лучше. Добро пожаловать на 5-й фестиваль. Gerçekleştirilen Uluslararası Resim Festivallerinden birinci Uluslararası Resim Festivalimiz Dünya Kadınlarının Tuvalinde Trabzon. İkinci festivalimiz Dünya Kadınlarının Tuvalinde Su. Üçüncü festivalimiz Dünya Kadınlarının Tuvalinde Barış. Dördüncü festivalimiz Dünya Kadınlarının Tuvalinde Evliya Çelebi renkleri temel olarak işlendi. Kadın ressamları davet ederek 5. festivalimizde doğadan sanata teması işleyecek. Dünya kadınları ve sanatseverlerle beraber Trabzon, Rize ve ilçelerinde resim yapacağız. Aynı amaca, dillerimizde de aynı parolaya hareket ederek ulaşma çabasındayız. Konu sevgi. Bu sevgiyle birlikte ülkemizin, bölgemizin ve kentimizin doğal güzellikleriyle kültürel tarihimizi sanatın evrensel diliyle resim çalışmaları ile dikkat çekerek tanıtacak. Böylelikle bacasız sanayi dediğimiz ülke turizmine de katkıda bulunacağız. Etkinliklerimiz içerisinde doğayı ve insanı konu alan resim çalışmalarının yanında düzenleyeceğimiz paneller ve workshoplarla beraber yaşanılabilir çevre bilincine dikkat çekecek. Çevre ve kültür konusunda sanat anlayışımızı topluma taşıyarak toplum bilincinin geliştirilmesine katkı sunmaya çalışacağız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. İşte bizim çabamız da bu doğrultuda olmak zorundadır. Bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Trabzon Valisi Sayın Doktor Recep Kızılcıkan, Trabzon Belediye Başkanı Doktor Orhan Tevzi Gümrükçüoğlu, Konya Belediye Başkanı Ahmet Kurta, Çamlı Erişim Belediye Başkanı İdris Meleki, Ebruri Yaşam Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu'na, Trabzon Sanayi Ticaret Odası'na, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na, Trabzon Forum, ana sponsorumuz Volkswagen Bahadır Otomotiv'e ve de emeği geçen herkese, tüm katılımcı sanatçılar adına teşekkür ediyoruz.
Tonya Folklor ekibinin gösterisi var. Hep birlikte keyifle izleyeceğiz. Burada programımız sonlanmış bulunmaktadır. Folklor ekibinin gösterisinden sonra tüm katılımcı sanatçılarının kendi kültürlerini anlatmak adına ilginize sundukları ürünleri ve eserlerini görmeniz için Hamamızade İslami Kültür Merkezi'ne hepinizi davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ahmet. Hadi yürüyün hocam. Nerede? Kimseye şey mi kaldı? Derman mı kaldı? Hocam. Mikrofondan çalsın. Ne tarafa nereye isterse da dolanacaklar. Nerede isterse? Doğru. Gel gel. Ahmet Bey. Biraz kenara açılır mısınız? Arkadaşlar göremiyor. Thank you.
şaka gibi. Участники фестиваля, кто хочет присоединяться, пожалуйста, подходите. Sen istediğin yere girebilirsin sen ya. Yukarı çek üstüne.
ediyorum. Evet, şimdi sergi salonumuz Hamamizade'de. Orada resim sergimizi açmak için oraya gidiyoruz. Teşekkürler. Ama daha çok yani. Yine kızlarım.
Çok iyi. Hamam Güzade'deyiz. Derneğin açılışı falan var. Oradayız. Ha, selam söyle. Gelsin.
Gidelim. Ama yemek de olur. Yani. Gidelim. Thank you.
next day we go to the Four Winter Temple. It's a large mall. In the end of 2 weeks, the exhibition will take place right here. That's